Merhaba. Merhaba Zeynep, kanalımıza merhaba. Hoş geldin. Merhaba, bugün sizler için soru cevaplayacağım. Merak ettiğiniz ne varsa bir gün önce yapmıştım bu anketi. Oradan bütün sorularınızı bakıp seçip cevaplayacağız az sonra. Başlayalım mı? En genel sorudan seçiyorum. Kaç yaşındasın, nerede doğdun, boyun, kilon, burcun? 93 doğumluyum ben, 26 yaşındayım. Burcum yengeç, yükselenim de yengeç. Su üstüne su. Çanakkale doğumluyum aslen ama İzmir'de büyüdüm. Bu da artık bir karışıklığa sebep. Ben bunu konserlerde de söylüyorum, açıklıyorum bu arada. Buradan bir daha açıklayayım. Ben Çanakkale'de doğdum. Annem, babam Çanakkale'nin yerlisiyiz. Fakat 3 yaşında İzmir'e taşındık. Ve İzmir'de büyüdüm. İnsanlar sorduğunda da İzmirliyim diyorum tabii ki. Ama sen Çanakkale'liyim. Boyum 1.63. Kilom 51. İnşallah 47-48'leri görür bu vücut. İnşallah. Bir diyete başlarsam. Ne zaman başladın bu işe? Öyle sormuştum. Hacı cevap. Nasıl bir soru? Ne zaman tonlama başladın? Ne zaman başladım bu işe? Profesyonel anlamda 17 yaşında başladım. İzmir'de Jackpot diye bir grubun solistiydim ben. Baya aşırı eğlendik ya. Vallahi 2-3 sene İzmir'de çeşitli barlarda. Şehir dışlarına da konserler, yani konser değil, bar programları yaptık. Mustafa Sandal'la Mod diye bir şarkı yaptınız. Biraz anlat be. Şimdi Mustafa Sandal benim zaten çocukluğumdan beri hastası olduğum bir star. Bundan kaç ay önce hatırlamıyorum. Her şey bu arada Mod'la ilgili o kadar hızlı ilerledi ki. Şarkıyı yapışımız, bu kadar iyi anlaşmamız sonra aslında işte klibi vesairesi filan o kadar aktı ki gerçekten olması gerekiyormuş yani. Ben ona inanıyorum bu tarz şeylerde. Her şey çok yolunu buldu. Biz tanıştık, evine gittik Mustafa abiyle. Mustafa abiyle zaten direkt böyle zınk diye kimyamız inanılmaz tuttu. Enerjimiz çok birleşti. O da dedi ki ben seninle bir şarkı yapmak istiyorum. Hatta dedi şarkı kısa da olsa birazcık bir şeyler var kafamda şarkıyla alakalı. Şarkının ismi Mod. Hatta şarkının ismi vardı yani daha şarkı yokken. Birazcık böyle onun grubundan bahsetti falan filan bilirsiniz. O klasik Mustafa Sandal'ın her şarkısındaki şu hal. Dedim ki yani tabii ki. Seve seve. Son şarkıyı böyle bir bitirdik gibi oldu. Demoyu okuduk. Sonra böyle birbirimize de kayıtta dinleyince falan acayip yükselip hadi bunu hemen klipte çekiyoruz falan deyip bir günde de çok aşırı hızlı ve aşırı güzel ve içimize sinen bir şekilde de klibi çektik. Hemen tak tak yayınlandı. Gerçekten hayatımdaki en sorunsuz, en böyle akışında hallolmuş şarkı çıkarma sürecimde Mod. Mustafa Sandal'a bir selam söylemek ister misin? Öpüyorum seni çok Mustafa abiciğim. Eğer izliyorsan ki eminim izleyeceksin. İki tane fotoğrafı birleştirdiler. Bir eski halini koydular. Bir de yeni halini koydular. Vay eski halini. Ve dediler ki Zeynep bastı burnu estetik. Yani buna ne diyeyim ki yani. Gerçekten her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Sadece soruyorum. Şu burnuna bir bakın. Bak burada. Bak. Buradan bak. Ya bir insan gerçekten zaten o fotoğrafta 2015 kaç yaşındayım 22. Ya 22 yaşında burun ameliyatı yaptırmaya kalkıp böyle burun mu yaptırır? Sadece soruyorum ya şu kemer filan. Ya bu nizami bir burun değil. Teşekkür ederim bu kadar nizami görüldüğü ve bunun estetikli olduğuna dair çıkan haberler için. Fakat burnum zaten çok güzel bir burun değil. Estetiğim yok. Hiçbir yerimde yok. Bir de şimdi dokunuşlar ve estetikler diye ayrıldı ya o konu. Dokunuş herhalde dolgu botoksa deniyor. Estetik de bayağı bıçak altına yatmaya ve kesip biçilmeye deniyor herhalde. O fotoğrafta şöyle. Estetik yaptırmadan önceki halim olarak konulmuş fotoğraf 2015'te ilk oynadığım dizinin afiş fotoğrafı. Oynadığım dizide Adı Mutluluk diye bir dizi. Orada Gonca karakterini oynuyordum ve kız gotik bir kızdı. Haliyle makyajı da siyah koyu bir makyajdı. Onu böyle almışlar, zoom in zoom in yapmışlar böyle. Sonra screenshot'ını almışlar. Yanına da normal hatta senin çektiğin fotoğrafı koymuşlar. Birinde zaten onda böyle duruyorsun. Bir kere çözünürlük berbat. Makyaj o karakter ben değilim zaten Gonca Gül karakteri. Üçüncüsü ışık falan yani zaten evet cadı gibi çıktı. Doğru. Ama gerçekten hayatın hiçbir döneminde öyle bir insan değildim. Yaptırmadım yani. Daha... Bunu da buradan açıklığa kavuşturayım ama yani bu kız da size ne etti ya? Bu kız size ne yaptı? Yok estetik, yok bilmem ne, yok. Ay arkadaş, yok estetik. Yaptırsam da zaten fark edersiniz. Hayatım boyunca asla estetik yaptırmayacağım da demiyorum. Ama 26 yıllık dünyalıyım şu zamana kadar ki hayatım hiçbir sürecinde estetik yaptırmadım. Zeynep Bastık'tan iddialara yanıt gecikmedi. Estetiğim yok. Akustik coverlar ne zaman gelecek diye sormuşlar. Akustik coverlar şöyle. Aralık'ın ikinci haftası Çukur'u çıkarıyoruz. Klibini yani yayınlayacağız kanaldan. Çukur, Harbiye'ye gelenler şarkıyı dinlediler. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Çünkü benim için bu kadar özel olmasının sebebi özel olduğunu söylemiştim. Şarkı için çok özel. Çünkü Çukur'u ben yazdım. Hayatımda ilk...
yazdığım sözlerin şarkı olmuş hali Çukur'dur. Müziğini de Çağrı Telkıvran'la beraber yaptık. O yüzden çok heyecanlıyım. Bundan önce tabii ki single'larım oldu, kendi şarkılarım oldu. Fakat sözü müziği hiçbirinin bana ait değildi. Artık buralara da girdim. Yazmaya, çizmeye ve bunları şarkı yapmak için çalışmaya başladım. O yüzden Çukur için çok heyecanlıyım. İlk sırada o var. Daha sonra Çukur'u çıkardıktan sonra yılbaşı var. Yılbaşında çok acayip bir şey yapıyoruz. Buradan spoiler veremeyeceğim çünkü. Öyle böyle bir şey değil bence. Yani benim için. Hani beklenti yükseltmek adına değil, benim gönül sayfamda çok acayip bir re olduğu için kendisi, ama daha fazla söyleyemiyorum. Bir sürprizim var. Yılbaşında o yayınlanacak. Bu arada akşam yayınlanmaya başlayacak. Geceye kadar devam edecek. Tombicim durur musun anneciğim? Bir şey anlatıyorum. Yılbaşında da öyle bir bombardıman, video bombardımanı yaşayacağız o gün. Bir günde birden fazla video. Bunda bu kadar söylemem okey mi bilmiyorum. Olmadı kesilir. Ama bence söyleyebilirim. Sonrasında 2020'nin Şubat'ında elektronik müzikle alakalı bir birleşimimiz olacak. Çok tatlı bir beyefendiyle, buradan onu da söylemeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Sürpriz olsun. Öyle bir işbirliğimiz olacak. Bir projemiz olacak. Onun için de aşırı heyecanlıyım. Çünkü benim de ilk kez tecrübe edeceğim bir şey olacak. İnşallah seversiniz onu da. Sonra akustik, yani sizin bildiğiniz, alışık olduğunuz akustik coverları koymaya devam edeceğim bir süre daha. Daha sonra da albüme gireceğim. Kısmetse albüm yap, albüm yap, kendi şarkılarını yap dediniz dediniz. Bakın yapıyorum, bakınız efendim. Mayıs'ın sonunda da albüm çıkarıyorum. Ne geldi? Hayatımda ısra bastık ben. Zeynep, evet. Avrupa, Amerika, bu konserlerden bize biraz bahset. 9 Aralık'ta Londra konserimiz var. Sonra orada biraz tatil yaptık falan filan. Döndük. 21 Aralık'ta Amsterdam. 22 Aralık Frankfurt. 24 Aralık Zürih. 26 Aralık Berlin. 27 Aralık Köln. 28 Aralık Stuttgart. Haydi bir alkış. Bir de en heyecanlı olanı ise Amerika'da konserimiz var Ocak'ta. Onun tarihleri burada yazmıyor galiba ama yakında zaten açıklayacağız. New York'ta, Boston'da ve Washington'da Ocak ayında konserlerimiz olacak. Ben neden Medeler Bilgi gibi konuşuyorum? Salam getireyim ağzımıza. Beyoncé Muriyan'la mı? Of course Beyoncé. Ece Begüm Yücetan mı, Esra Akpınar mı? Ece Begüm Yücetan mı? Burayı kesiyoruz. Bana böyle bir şey yaptırmayacaksın herhalde yani ikiniz de. Bu parmakların hangisini kesersen acır? Hepsini. Bu aynı ona benziyor. Sorulara buyurun devam edin. Özenle seçtik bu soruları. Buyurun canım lütfen, ben bakmadım. Müzik dışında ne yapmak istersin? Çok güzel bir soru. Müzik dışında ne yapmak isterim? Aslında biraz müzik dışına çalışmalara başladım. Kısacık bahsedeyim ondan da size. Bir bar stüdyo açma girişiminde bulunduk biz. Ayça diye küçük bir arkadaşım var. Kendisi acayip yetenekli. Balerin zaten. Onunla beraber bir bar stüdyo açacağız inşallah. Bar stüdyo da şu demek. Bale disipliniyle fitness'ı ve pilatesi karıştıran bir spor aslında. Türkiye'de de çok fazla yapılmıyor henüz. İnşallah daha da artar. Çünkü bence bir vücut ağırlığıyla spor yapmak çok çok etkili bir şey. Tıpkı pole dance gibi. Pole dance de çok seviyorum. Güzel bir yer olacak. Başladık çalışmalara. Vloglar devam edecek mi? Vloglar devam edecek. Ya ben arkadaşlarımla vlog çekmek çok istiyorum. Çünkü çok sevdim vlog işini. Hatta böyle birkaç konserde Konya'da ve Kayseri'de kendi kendime böyle telefonu çekmeye de başladım. Hoşuma gidiyor böyle o anları kayda alıp sonra izlemek ve izlettirme fikri. O yüzden devam edecek. Ama mesela arkadaşlarımla, normal hayatta da görüştüğüm, sohbet ettiğim insanlarla da vlog çekmek istiyorum. Örneğin Kaan Sekban, çok iyi arkadaşım, çok seviyorum. Onunla bir video çekmek istiyorum. Yılmaz Sisters'la video çekmek istiyorum. Mesut Süre'yle video çekmek istiyorum. Daha çok var böyle video çekmek istediğim arkadaşlarım. Onlarla bir vlog dünyasına girmek istiyorum. Tekrar devam edecek tabii ki. Benim. Senle çekeriz. Sağ ol kardeşim. Hı-hı. Bir şey daha soracağım. Çünkü sormuşlar. Aha. Açık koltuk. Konuşmayı en sevdiğim konulardan biri. Açık koltuk şöyle. Kasım ayında iki tane if konserimiz var. Açık koltukçularla yapıyoruz if konserini. Artık böyle fizikselde de beraber bir şeyler yapmak istediğimiz için birlikte konserler yapmaya başlıyoruz. Seneye zaten daha acayip şeyler planlıyoruz açık koltukla alakalı. Çok daha büyüterek, çok daha geniş yelpazeti tutarak açık koltuğu böyle adım adım yükseltme hedefindeyiz. Çok güzel olacak ya. Bayılıyorum açık koltuğu. Çok yetenekli değiller mi? Ve kendi şarkıları olan, kendi besteleri olanlar falan filan. İyi ki yaptık bu işi. Çok mutluyum açık koltuktan. Bir de üniversiteliler soruyormuş. Evet. Bir şey yapacak mısınız üniversiteliler? Üniversitelilerle şöyle. Biz aslında çok işte mesaj geliyor. Üniversite konserleri yapmadınız, işte bilet vesaire bir şey. O yüzden şöyle bir şey planladık biz. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Bir üniversite turnesi yapmak istiyoruz önümüzdeki yıl. Birçok üniversiteye gitmek istiyoruz ve ücretsiz olarak
konser yapmak istiyoruz üniversitelerde. Orada üniversite öğrencilerine şarkı söylemek istiyoruz. İşte sonrasında öncesinde söyleşiler vesaire. Böyle bir buluşmak istiyoruz yani artık üniversite öğrencilerimizle. Ama bunun için bir sponsor arayışındayız. Sponsor bulduğumuz vakit hemen bunun planlamasına da gireceğiz. Hiç merak etmeyin. En sevdiğin Netflix dizisi hangisi? Böyle dan diye söyleyince aklıma gelmiyor ama Dogs of Berlin diyebilirim aklıma geldi. Kominsky Method çok güzeldi. Special diye çok tatlı dizi vardı, onu çok sevmiştim. Special olabilir. Böyle klasik bu La Casa de Papel'leri falan hala izleyemedim. Bir tane söyleyecek olursam çok iyi bence. Dogs of Berlin diyorum. İkinci sezonu da bekliyorum artık. Hadi yayınla. Birazcık dik otur annem. Dikim. Rapçilerle yeni düet gelecek mi? Gelecek. Ve bu kadardı. Sıradaki soruya bakayım. En sevdiğin YouTuber kim? Yani arkadaşlarımı seviyorum. Ya sen bir kere YouTuber değilsin. Arkadan kıkı niye gülüyorsun? Ben ona gülmüyorum. Arkadaşlarımı seviyorum ne ya? Şöyle arkadaşım olan YouTuber'ları seviyorum normal olarak yani. Çünkü aynı zamanda arkadaşım olmalarının haricinde komik ve yetenekli de buluyorum aynı zamanda. Şu an gerçekten güzel özetledim. Kimi seviyorum? Damla'yı çok seviyorum. Hande'yi çok seviyorum. Taşer'i. Zeynep Çipa'yı çok seviyorum. Üç tane kız örneği vermek istedim. Senin için kariyer mi daha önemli, aşk mı daha önemli? İkisi de gördüğünüz üzere Tolga ile birlikte yürüttüğümüz bir işimiz var. İkisi de çok önemli. 20 kere sorulan ve 20 kere cevap verilen bu harika soru geliyor. Hadi bakalım. Yol neden Spotify'da yok? Çünkü coverladığım şarkıların hiçbir Spotify'da yok. Onları sadece YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. Ama benim şarkılarımın hepsi Spotify'da. Öyle bir ayırdık. Güzel sorular seçeceğiz sıra. Güzel sorular seçiyorum. Tombi gelir mi hiç? Hayal ettiğin yerde misin? Yoksa hala hayalin için ilerliyor musun? Hala hayalim için ilerliyorum. Evini Instagram'dan veya YouTube'dan paylaşır mısın diye sormuşlar. Paylaşmam. Ya zaten salonumuzu biliyorsunuz. Salonumuz işte bakın koltuğumuz filan. Salon yeterli. Ne yapalım? Özel oraya girmem. Zeynep Hanım evlilik tarihi haberleriz olur mu? Doğru. 7 Haziran'da kısmetse dünya evine giriyoruz. Yani bu yüzük sağdan sola geçiyor arkadaşlar. Evlenelim artık. Evlilik de bence muhteşem bir süreç. Hayatın muhteşem bir başka boyutu, başka bir süreci daha. Neden evlenmeyelim ki? Saçları nasıl görünüyor bu arada? Biraz şöyle yap. Evet, şuramda sanki. Fıkırdat. Şöyle. Daha iyi. Daha iyi Esra. DM kutunda kaç mesaj var diye soruyorlar. Bilmiyorum. O sürekli artı 99 şeklinde devam eden bir döngü. Son gelen mesajı okur musun? Ama şey hayır. DM kutuma gireyim. Arkadaşlarından değil. Tamam. DM'e giriyorum o zaman. Bir sürü Zeynep bastık var. Çıldırmış gibi. Annemle babam ne ara yaptı bu kadar Zeynep bastığı? Dur çıktım burada. Mustafa Eren Done. Dönedir muhtemelen o. Diye bir minnoş. Abla sesin çok güzel yazmış. Canım benim teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Bir tane daha oku. Merhaba Zeynep Hanım yazmış bir beyefendi. Merhaba beyefendi. Bu kadar mı? Çok var aşkım. Hangisini okuyayım? Tamam teşekkürler. Rica ederim. Sabaha kadar sadece bunu okumuşum ben. Bir sonraki soruya geçiyorum. Stuttgart'ta konuk sanatçın olacak mı? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Stuttgart'ta konuk sanatçım olacak. Zaten Avrupa turnesine Anıl Piyancı ile yapıyoruz arkadaşlar. Londra konserinde meet and greet yapacak mısın? Yapalım. Yaparız. Olur. Çıkışında konser bitimi yapalım. Sen de böyle bir delikanlısın. Ben delikanlı yani. Değilim ya. Bayağı has beyaz kadınım. Ne oldu? Yedin linçi şimdi. Yedin. Ne delikanlısı. Kadına delikanlı mı denir? Ya. Esra Akpınar. İş insanı. Sen artık saçmaladın. Ben delikanlı değilim. Çünkü bir kadınım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İşte sen de böyle bir... Adamsın hiç olmaz. Adamsından da hemen çık. Böyle bir insansın diye. Kendi şımarık buluyor musun? Kıps kıps. No. Bulmuyorum. Yani şımarıklık bende şey tezahür ediyor kelime olarak böyle kötü bir şeymiş gibi tezahür ediyor ama bazen de şımarıyorum canım arkadaşlarıma, sevgilime. Şımarıyorum ve tatlı tatlı. Çocuk. Bunu burada yazmıyor ama sana bir şey soracağım. Ay kesin sen soracaksan. Hayır yok ha. Merak ettiğim için soruyorum. Ben bu kadar İzmir'deki müzik hayatından itibaren bu zamana kadar sahnede hiç rezil olduğum bir an oldu mu? Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir tane kız tabii ki bu Serdar Ortaç'la alakalı değil de Serdar Ortaç'ın sahnesine çıkmıştı. Sonra Serdar Ortaç kızın böyle göbek atması için tişörtünü yukarı kaldırmıştı ve kız şurasına kadar çorap giymişti ve ten rengi çorabı gözükmüştü göğsünün altına kadar ve ben buna çok gülmüştüm. Hiç unutamıyorum. O yüzden senin böyle sahnede başına gelen bir rezillik var mı? Ya rezillik değil ama oluyor yani. Yanlış doğum günü kutlamışlarım çok var mesela. Saçma sapan. Rezil olmadım şimdi şu ana kadar. Bu olmayacağım anlamına geliyor mu? Hayır. Bu zamana kadar şanslıymışım demek ki. Hiç rezil olmadım. Yani ne kilotlu çorabım göründü ne soket çorabım göründü. Herhangi bir çorabım da görünmedi. Belki de oldum. Bana rezillik gibi gelmiyor olabilir. Fakat olmadım. Bravo. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben olsam kesin olurdum.
çünkü. Sen de bizim gibi Tarkan'la coşup Sezen Aksu ile ağlıyor musun? Tabii ki. Neden ağlamayayım? İnsanız. En sevdiğin Sezen Aksu şarkısı ne? Asla cevap veremem buna. Çünkü aa, öyle tek bir şarkı yok spesifik olarak. En sevdiğin Tarkan şarkısı ne? Slowlardan, hareketlerden diye ayırayım onu da. Slowlardan gitti gideli olabilir. Hareketlerden de ölürüm sana ya da salına salına sinsice. Bakalım bakalım neler sorulmuş, başka cevaplamadığım sorular var mı? Barbie konserinde beni evet, sahneye çıkarıp benimle birlikte düet yapmadığın için pişman mısın? O kadar değilim ki. O kadar pişman değilim ki şoke olursunuz pişman olmadığınız. Dağları deldim çalmaya başladığında böyle oldum. Bazen hakikaten can sıkıyorsun. Durduruyorum, devam edeceğim.